İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan ve Artsakh Antibin ilgi odağında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu gerçekleşti. İran ve Hindistan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne teklifleri geçerli. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Leonardo Basmacian ile röportaj. Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi, Birleşik Krallık Parlamentosu üyelerine Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirleri konusunu sundu. Batı Ermenistan'ın Van ilinde art arda depremler kaydedildi. Aralık ayında Artsakh'ın yanında ol başlıklı bir teleton düzenlenecek. Yerevan'daki Gomidas Devlet Konservatuarı'nın 100. kuruluş yıl dönümü konusuna adanmış yeni pul çıkartıldı. Haftalarca süren hazırlık çalışmalarının ardından Fransa'nın Antip kentinde Artsakh ve Batı Ermenistan'daki Ermeni mirası başlıklı bir sergi açıldı. Etkinlik, Doğu cephesinde 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren 30 Ekim 1918'de Mondros'ta imzalanan ateşkesin yıl dönümünden 10 gün önce gerçekleşti. Fransa'da nadir görülen bu serginin amacı sadece Ermeni halkının değil tüm insanlığa ait olan bu binlerce yıllık mirasın yok edilmesini kınamaktı. Antip Belediye Başkanı Jean Lenotti'nin himayesinde Yurtsever Birlikler Başkanı Albay ve Belediye Başkanı Danışmanı Gerard Lacoste'un desteğiyle Batı Ermenistan Ulusal Konseyi bu eşsiz sergiyi gerçekleştirebildi. Lawrence Marlot'u, Valery Campignon'u ve Selin Votta'yı unutmayalım. Onlar olmadan hiçbir şey olamazdı. Serginin gerçekleşmesinde Armen Hakhnazaryan ve Samvel Garabetyan tarafından kurulan Yerevan'daki Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı, Ermeni Gaziler ve Antip Destekçileri Ulusal Derneği, kurucu başkanları Serge Abrahamyan ve Jean Hazarovyan ile birlikte büyük katkı sağladılar. Yazının tamamını web sitemizde mevcuttur. Farklı ülkelerden milletvekillerinin katıldığı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan çevrim içi toplantısı 20 Ekim'de gerçekleşti. Oturumda hükümet tarafından sunulan ve daha önce tartışılan Batı Ermenistan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler yasa tasarısı kabul edildi. Milletvekillerinin bazı önerileri hükümet tarafından dikkate alındı ve kanunun son metnine dahil edildi. Kabul edilen yasa, nihai kararın verilmesi üzerine Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a gönderildi. Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya ve Azerbaycan Başbakan Yardımcıları Moskova'da bir araya geldi. Toplantının konusu iletişimin açılması ve bu meselenin siyasi uzlaşma olmadan çözülmesi pek mümkün değil. Moskova'ya gitme arifesinde Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mihail Grigoryan, sınırlarla ilgili tüm yasal çerçevenin incelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca uzlaştırma ve blokadanın kaldırılmasının bağımsız devletler topluluğunun yasal düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini söyledi. Bölgede iletişimin açılması konuşmasının yanı sıra Ermenistan Cumhuriyeti kendisini daha büyük bir izolasyon içinde buluyor. Ankara ve Moskova 2020'de Türkiye-Rusya ortak eyleminin bölgenin engelini kaldırmayı amaçladığını söylese de iletişimin birçok yolları kapalı kalmıştır. Karvacar yolu kapalı, Goris Kapan otoyolu ne İranlılar ne de Ermeniler tarafından tam anlamıyla kullanılamıyor. Bu arada İran ve Hindistan'ın önerileri geçerli. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Basra Körfezi Karadeniz girişimine gelince umarım yakın gelecekte imzalanmış bir anlaşmamız olacak dedi. Bu bir ikili Ermeni-İran belgesidir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Leonardo Basmacian, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Ermenistan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin ayrıntılarını sunarak yerel mevkidaşlarıyla çok önemli görüşmeleri olduğunu kaydetti. Arjantin'deki Ermeni cemaatiyle yapılan çalışmalar ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından düzenlenen yaz üniversitesi hakkında konuştu. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi tarafından şu anda geliştirilmekte olan programlara ve yasa tasarılarına atıfta bulundu.
Ermenistan Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Varujan Nersisyan, Avam Kamarası İşçi Partisi üyeleri ve Birleşik Krallık Ermenistan Dostluk Grubu üyeleri Katrin West ve James Murray ile bir araya geldi. Armen Press'in bildirdiğine göre Birleşik Krallık'taki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği toplantı sırasında Büyükelçi Nersisyan milletvekillerine ilk olarak özellikle savaş sırasında Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a sürekli destekleri ve Birleşik Krallık parlamentosunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin yaklaşımlarını dile getirip destekledikleri için teşekkür etti. Büyükelçi, son bölgesel gelişmeleri, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik devam eden saldırgan eylemlerini ve müzakere sürecini yeniden başlatma olanaklarını ayrıntılı olarak sundu. Büyükelçi Varujan Nersesyan, halen Bakü'de bulunan savaş esirlerinin ana vatanlarına iade edilmesi konusuna özel önem verdi. Büyükelçi ayrıca Artsakh'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasının korunması gereğini de sunarak bu konuda uluslararası ortakların net bir duruşunu ifade etmenin önemini vurguladı. Taraflar ayrıca geçen yıl Artsakh'taki savaşa doğrudan katılan Türkiye'nin faktörü ve bölge üzerindeki olumsuz etkisini de tartıştı. Batı Ermenistan'daki Van ilinin Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı'nın Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada merkez üssü Tuşba ilçesinde iki ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. Dün saat 17.59 sıralarında 3.8, saat 18.05 sıralarında ise 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. Artsakh'ın Yüksek Teknolojiler ve Stratejik Planlama Merkezi adlı vakfın inisiyatifiyle Artsakh'ta ilk kez 10 Aralık tarihinde bir teleton düzenlenecek ve bu sırada toplanan tüm para Artsakh'ın geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönlendirilecek. Artsakh Cumhuriyeti heyeti bu ve diğer birçok konuyu görüşmek ve yurt dışında sürgündeki Ermeni toplumu ile bağları güçlendirmek için Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Rusya'daki Ermeni cemaatinin çok sayıda temsilcisi, büyük iş insanları ve yetkililerle çalışma toplantıları yapıldı. Ermeni toplumu yakın gelecekte Artsakh'a yatırım yapmaya, 10 Aralık'ta yapılacak teletonda aktif rol almaya ve yerinden edilmiş hemşerilerimizin geleceklerini Artsakh'ta inşa etmelerine yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti. Yerevan Gomidas Devlet Konservatuarı'nın 100. yıl dönümü konusunu işleyen pul kullanıma sunuldu. 290 Ermenistan dramı nominal değeri olan pul, Gomidas adlı Yerevan Devlet Konservatuarı binasının cephesi ve karşısındaki parkta bulunan Gomidas'ın heykelini görüntülüyor. Pul üzerinde ayrıca Ermenice ve İngilizce olarak Gomidas adlı Yerevan Devlet Konservatuarı'nın 100. yıl dönümü yazıyor. Batı Ermenistan'ın değeri Gomidas ölümsüzdür. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arman Arapyan tarafından Gomidas Vartabet'in düzenlediği Ermeni halk şarkısı Gujunara adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.